müjde. Bu sokak hayvancığı, seri komşu katili, sinekleri böyle keskin nişancı gibi istedikleri yere ayarlayan, kanser eden komşuları, hasta eden, bu satanist, siyonist milletin, başta komşularımız, Akbaba Fırtıklı Paspas, Bina Diken Çoban Soyadlıların ve diğer işbirlikçilerin kurduğu sinek tuzaklarını deşifre etmek için bir video yapacağım. Daha önceki görüntülerim belli. Gerek bahçede, gerek parkta, belirli noktalarda tüten, duman, bulut kadar sinekler ağaçları zapt etmiş gibi dolan yüzlerce sinek apartmanımızın girişine dayatılan sinek sürüleri, evimizin içine dayatılan, bodruma dayatılan ve alay eder gibi aldığımız cevaplar bunlardan. Yaz sezonu çok sıcak, o yüzden fitnelerini deşifre edeceğiz. Allah yardımcım olsun. Zaten bunları nasıl yaydıklar bana apaçık. Her zaman bu sokak hayvanları bir parçası, pislikleri. Nereden ortaya çıkıyorlar? O bir muamma. Tek tük pislikle bile onlarca çıkabiliyordu. Hiç yokken, şimdiki gibi hiç yokken. Başkalarının tanıklığı da var. Bu bahçe diyor çok uçuşan şeyler, sinekler vardı be. Şimdi yok. Fakat apartmanımızın girişi doluydu. Onları temizledim. Çıkarken yenileri girmiş mi bakacağız. Eksik bırakmıyorlar. 24 saat sokuyorlar bu yakarları, kara sinekleri, sivrisinekleri, sayısız sinek çeşitlerini. Bunun bir kasıtlı saldırı hareketi olduğunu deşifre edeceğim. Failleri de bellidir bu soyadlar. Baştan beri. Allah'ıma yemin ederim, istedikleri eve, istedikleri odaya kanallar vasıtasıyla gönderebiliyorlar. Rüzgar yönüyle onu ayarlayarak gönderebiliyorlar. Noktaya yaparak. Bunu diğer beldede de yaşadık. Geldiğimizde hiç yoktu. Fakat birkaç gün sonra apartmanın girişi kaynıyordu. Onlarca. Aynı sineklerden, aynı tiplerden. İstedikleri an balkonumuzun karşısında belirlenen bulut, şu ağacı çürüten tipine, şu bakımı çürüten tipine. Sadece bizim önümüzde ve kanser ettikleri komşunun önünde geçiş yoluna döşediklerini de çekmiştim. Tamamen kasıtlı bir hareket ve bir cinayet işlemidir. Yapanlar bu yöntemi tüm Türkiye çapı kullarınca dayatmıştır ve hala devam ediyorlardır. Burada ettiklerine göre. Bu şeyler böyle apartmanın girişinde,
bodrumlarda, evlerin içinde hava sıcaktır diye ortaya çıkıyorsan, o zaman her yerde olması lazım. Bizim temizlikçimiz var. Buraya gelip düzenli olarak temizliyor, yıkıyor merdivenleri, her yeri, girişi. Kirlilik nedeniyle değil. Evimiz temiz. Sağ olsun karım her gün temizliği uğraşıyor. İnşallah bu şeylerin kasıtlı bir saldırı olduğunu kanıtlayacağım. Ve yapan iblisler yönettikleri şeylerden, soyadlarından açık ve net tüm Türkiye çapı kullarıyla. Şimdi gece yarısı kalktım, burayı temizledim sineklerden. Sonra alet çalışmadı. Sabah tekrar geldim, alet çalışmadı diye yazdım internette. Burada tek bir tane kalmış. Bu sefer geceden daha çok vardı burada. Sonra buradan kapımızın önünden temizledim. 100'e yakın. Buradakileri temizledim. Hala var. Sonra kapının girişindekileri temizledim. Burası da kaynıyordu. Kara sinek nasıl girdi buraya? Ve bu pencereler açıktı. Mermerde ne oldu bu görüntüyü bozdu. Çünkü şeytanın önünden geçtik bir tane burada. Buraya mermerde çürüyen yerlere hayvanları bayatıp bu sinek çeşitlerini pencereyi açarak sokuyorlar. Onlarcasını buradan da temizledim. Bodrum'a gitsem orada da vardır. Oraya da hayvanları sokarak yapıyorlar. Son zamanlar avuç yapıyorlar. Çünkü kapıyı kapalı tutuyorum. Zamanla açıyorlar, sokuyorlar. Sağdan, soldan, önden, arkadan. Ve en çok bizim kapının önünde vardı. O şeyler bize saldırıyor. Kanseri komşuya saldırıyor. Tahminen diğer komşuya da saldırıyor. Şu yaprak dökülen yerlerden de sokuyor olabilirler. Sadece birkaç yer kontrol edelim. Burada hep hayvanlar barınıyor. Buranın girişinde var mı? Göremiyoruz. Burada da hayvanlar barınıyor. Buranın girişinde var mı? Hayır, göremiyoruz. Bu girişte var mı? Hayır, burada da yok. Bir dahaki kapı burada da yok. Bir dahaki kapı burada da yok. Bir sinek araştırması yap. Bir dahaki kapı burada da göremiyoruz. Dur, burada pet shop var. Bu girişte var mı? Ah.
Hayır, göremiyoruz. Diğer girişte. Oo, aynalı burası, görünmüyor. Buraya bakalım. Burada da yok. Bir tanecik burada var. Tahminen burada da yok. Girmiyorum. Engel var. Burada var mı? Tek bir tane yok. Geçiyoruz karşı sokağa. Burada da göremiyoruz. Burada da yok. O kadar çöplüğe rağmen. O kadar hayvana rağmen. Peki burada? Burada da göremiyoruz. Daha fazla yere bakmamıza gerek var mı bilmiyorum. Burası da hayvan kaynıyor ve yok gibi görünüyor. Orası da öyle. Fakat bokları aynı yere döküyorlar. Burada olabilir mi? Taksici. Olabilir. Sana da soralım. Komşu. Sana bir soru sorayım. Siz burada oturmuyorsunuz. Değil mi? Buralarda. Sizin apartmanınızın girişinde sinekler oluyor mu bu ufak yakarlardan? Burada mı? Sizin o. Benim. Ben Ataşehir'de oturuyorum. Ha. Hiç görmüyor musun? Görmüyorum. Niye abi, bir şey var? Çünkü bizim girişimizde hep sokuyorlar. Niye? Bileri tabii ki. Ben buralarda da görüyorum. Ha. Ama girişlerde böyle. Değil mi? Genelde oralarda oluyor. Sana bir şey sorayım ben. Siz burada oturmuyorsunuz. Yok. Sizin apartmanınızın girişinde böyle ufak ufak sinekler var mı? Vallahi apartmanımız da çok tırnırız ki hiç abi. Ha. Yani girip çıkarken var mı? Nerede? Buradaki apartman değil mi? Bizim evdeki apartman. Sizin evde. Vallahi yoktur abi. Bilmiyorum. Yoktur. Yoktur yani. Ben görmüyorum. Görmüyorsun. Olsaydı görürdün zaten. Yani. Gözünün önünde uçuşurdular. Tabii canım. Aynen. Şimdi çok fazla dolaşmam lazım. Kazım, bizim gibi saldırıda olan birileri, onları bulmak için. Kasıtlı bir saldırı oldu belli. Daha sonra başka bir park yerinin oradakilere gideceğim. Bakacağım. Acaba park yeri nedeniyle mi? Ben ise biliyorum böyle 65 yaş üstü çıkmadan önce donattıkları yüzlerce sinekten plase gibi bırakıyorlar. Plase gibi bırakıyorlar ve faili anında karşıma fırladı. Çünkü bok döşedi ben alışverişteyken. Bu şekilde saldırılıyoruz. Hem biz, hem kanser ettikleri komşu, hem diğeri, hem kalp krizi geçirip ölen komşunun dulları ve çocuğu. Zaten kanserlinin şikayetleri belli. Yakarlardan falan. Kim hedefte çok açık ve net. Ve kimler saldırıyor aynı zamanda. Yine borunun üstüne sinek üretmek için bok döşeyenler, bu sefer tek bir tane. Sen de problem dercesine. Pisliklere takıntılısın dercesine. Ben size biliyorum ki çoğu o şeylerin
o pisliklerden yükseliyor. Kasıtlı bir hareket. Bu şekilde insanları hastalığa, kansere sürüklüyorlar. Ve servet üstüne servet, güç üstüne güç, kurumlarda yönetim üstüne yönetim elde ediyorlar. Keşfedenleri de baskıyla, magandalarla, şamatalarla çığırından çıkarıp içeri attırıyorlar. İftiralarla. Ve bir gövde gibi hareket eden, çete mi desem, ordu mu desem, öyle bir şeyle karşı karşıyayız. Aynen böyle. Bu şeylerin faili de her namaza kurulacağım zaman önüme fırlattığı kediler gibi geri dönerken de her zamanki gibi karşıma fırlayacak.